Canlarım merhaba. Trigonometrinin ikinci videosuyla tekrar beraberiz. İnşallah birinci video sizin için faydalı olmuştur. İkinci videoda da kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi en son trigonometrik fonksiyonların kıyaslanması ya da sıralaması ile alakalı kısımda kalmıştık şu kısımda. Tabii şurayı bir daha tekrar hatırlatayım. Örneğin sinüs fonksiyonu için ne demiştik biz arkadaşlar? Sinüs fonksiyonu birinci ve dördüncü bölgede artan ve diğer bölgelerde azalan, benzer bir şekilde kosinüs ne oluyordu? 3 ve 4. bölgelerde artan, 1 ve 2'de azalandı. Tanjant her bölgede artan ama kotanjant her bölgede ne oluyordu? Azalan oluyordu. Buradaki şu notu tekrar bir daha hatırlatalım. Bunu ileride bir daha söyleyeceğim tabii ki. Şu an için ön bir bilgi olarak vereyim bunu. Toplamları 90 derece olan iki açının arkadaşlar sinüsleri kosinüslerine, tanjantları kotanjantlarına, sekantları da kosekantlarına eşit olarak geliyordu. Şimdi şu örneği inceleyelim. Şimdi arkadaşlar dikkat edin. Radyan olarak 90 ile 180 arasında bize iki tane açı verilmiş. Bu açılar kendi içerisinde kıyaslanmış ve bu kıyaslanmadan yola çıkarak aşağıdakilerden hangileri doğrudur diye size bir soru sormuşum. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken bir nokta şu. Bir önceki fotokopide söylediğimiz gibi arkadaşlar, artanlık azalanlık tabii neydi, bir daha hatırlatalım bunu. Artanlık içindeki açı büyürse değer de büyüyor. Azalanlık içindeki açı büyürse değeri ne oluyor? Küçülüyor. Bölge olarak arkadaşlar 90 ile 180 bölge olarak ikinci bölgede. Şimdi bilmem gereken şeyler ne? İkinci bölgede arkadaşlar sinüs fonksiyonu ya da kosinüs ya da tanjant ya da kotanjant için artan mıdır, azalan mıdır? Bunları hatırlamamız lazım. Sinüs fonksiyonu ikinci bölgede neydi? Sinüsü şöyle yazalım. İkinci bölgede azalan arkadaşlar. Aynı şekilde kosinüs neydi ikinci bölgede? Kosinüsümüz yine azalandı. Aynı şekilde arkadaşlar tanjantımız adı üstünde zaten en delikanlı fonksiyonun bu. Artan da her bölgede. Kotanjantımız neydi arkadaşlar? Her bölgede azalan bir fonksiyon olarak karşıma gelecek. Şimdi dikkat edin. Artanlık azalanlık içindeki açı ne olmuş? Büyümüş. İçindeki açı büyüdüğünde arkadaşlar azalansa görüntüsü ne olur? Görüntüsü ne yapacaktır? Tam tersi olacaktır. Azalanın tanımından dolayı bu birinci ifademiz nedir arkadaşlar? Doğrudur. Gelelim ikinciye bakalım. Aynı şeyi söylediğimizde bu sefer kosinüs için yine aynı şeyi ifade edeceğim. Neden? Çünkü kosinüsümüz neydi arkadaşlar? Azalandı ikinci bölgede. Devam edelim. Tanjantımız yani x y'den küçük iken artanlıktan dolayı tanjant x, tanjant y'den ne olması gerekiyor? Küçük olması gerekiyor. Bu da doğru. Tabii şu yanlış ifade olarak gelmiş. Dikkat edin burada. Devam edelim. Üçüncüsü arkadaşlar x y'den küçük olduğunda kot x demiş, kot y'den küçüktür demiş. Dikkat edin, kotanjant her bölgede azalan olduğu için arkadaşlar eşitsizliğin yön değiştirmesi ya da açı büyüdüğünde görüntünün küçülmesi gerekeceğinden dolayı aynı şekilde bu da yanlış olarak karşımıza gelecek arkadaşlar. O halde verilen ifadelerden bakıldığında arkadaşlar hangileri doğrudur diye bakıldığında bakalım şimdi birincisi buydu, birincisi aynı şekilde doğru. İkinciye bakalım. İkincide ne demiş bize? İkincide kosinüs x kosinüs y'den küçüktür demiş. Ama olması gereken neydi? Azalanlıktan dolayı buydu. Demek ki ikincisi de yanlış. Aynı şekilde tanjant x artanlıktan dolayı tanjant y'den küçük olmalı. Ne demiş bize? Arkadaşlar tanjant x tanjant y'den büyüktür demiş. Aynı şekilde bu da yanlış bir ifade olarak karşımıza geliyor. Aynı şekilde üçüncüsü de yanlış bir ifade olarak karşımıza geliyor arkadaşlar. O halde cevap olarak ne gelecek? Yalnız bir gelecek arkadaşlar. Şimdi dar açılarla alakalı, dar açılarla da mesela arkadaşlar birbirine çevirmeyle alakalı baktığınızda birbirine 90'ları toplamları 90 derece olan açıların arkadaşlar sinüsleri kosinüslerine eşittir anlamında basit bir çevirme işlemi yaptık. Biz bu kısımda arkadaşlar dar açıları baz alarak arkadaşlar daha geniş açılar. Örneğin 2. 3. ve 4. bölgedeki açıları dar açıya dönüştürecek şekilde işlemlerimizi kolay bir şekilde yapmak adına arkadaşlar geniş açıları ne yapacağım ben şimdi daha da küçülteceğim arkadaşlar. Şimdi bunun için yapmamız gereken şey şu. Dikkat edin bize verilen fonksiyon. Fonksiyonumuz arkadaşlar tabii ki dediğim fonksiyon dediğimiz şey nedir? Sinüs, kosinüs, buraya tanjant gelebilir ya da kotanjant gelebilir. Bu şekilde devam edebilir. İçerisinde arkadaşlar şurada sınır açı dediğimiz açılar. Sınır açı.
Burası artı ya da eksi olacak şekilde. Şuraya da ben ne diyorum arkadaşlar? Esas açı. Şimdi bu kısımda arkadaşlar sınır açıda bizim için önemli olan şey nedir? Sınır açıda bizim için önemli olan iki şey var. Bunlardan birincisi arkadaşlar eğer 90'ın tek katı ise isim değişir. İsim değişmek ne demek? Arkadaşlar sinüs kosinüs olur, tanjant kotanjant olur ya da diğerleri kendi içinde yer değiştirir. 90'ın arkadaşlar 90'ın çift katı ise arkadaşlar isim değişmez. Birincisi bu. Unutmayacağım. İsim değişmez. Peki demek ki bu sınır açımız ne yapıyormuş arkadaşlar? Bu işe yarıyormuş. Benzer bir şekilde tabii yine geçen derste bir belirttiğimiz bir şey vardı. Hatırlarsanız arkadaşlar önce bölgemizi buluyorduk. Bölgeden sonra neye bakıyorduk? İşarete bakıyorduk. İşaretten sonra ne yapıyorduk arkadaşlar? İşaretten sonra işlem yapıyorduk. Artık işlemin gerekliliği neyse, nasıl bir soruysa arkadaşlar. Daha sonra devam edelim. Artı ya da eksi açıyı ne yapar? Bölgeye, hangi bölgede olduğunu bize belirtir. Bölge belirler diyelim şöyle. Bölge belirler arkadaşlar. Şimdi şu genel yapıyı düşünerek, tabii esas açıya hiç karışmıyorum. Esas açı zaten asıl değerin olacağı açı bu arkadaşlar. Şimdi buradan yola çıkarak önce dikkat edin. 0'ı baz alarak 0, 90, 180, 270 ve 360'ı derece bazında veya radyan bazında arkadaşlar. Ben buraya olası bütün durumların hepsini geçirdim. Hepsinde arkadaşlar dikkat edelim. Örneğin 0'ı baz aldığımızda 0 eksi alfa dediğinizde arkadaşlar bu direkt neye dönüşecek? Kosinüs eksi alfa ya da sinüs eksi alfa veya diğerleri farklı şekilde karşımıza gelecek arkadaşlar. 0 eksi alfa dediğiniz açı dikkat edin arkadaşlar kaçıncı bölgeye düşecek bir açı? Dördüncü bölgeye düşecek bir açı ve dördüncü bölgedeki kimin bölgesiydi hatırlayın? Kosinüsün bölgesiydi. Bundan dolayı arkadaşlar kosinüs burada artı olacak ama diğerleri ne olacak arkadaşlar? Diğerleri bu da kosinüse bağlı olduğu için artı olur. Diğerleri hepsi ne olur? Eksi olur. O halde ben ne yapıyorum? Sadece şunu söylüyorum. Diyorum ki dördüncü bölgedeki herhangi bir açıda dördüncü bölge kosinüsün olduğu için kosinüse bağlı kosinüs ve sekantımız sadece artı olur. Diğerleri eksi olur. Ya da başka bir deyişle tek ve çift fonksiyon bazında düşündüğünüzde kosinüs içindeki eksi yutarken diğerleri tabi sekant aynı şekilde yutarken diğerleri içindeki eksiyi ne yapacak? Dışarı çıkaracak. Ben buna ne diyorum? Biri eksiyi yutar, diğeri eksiyi kusar diyorum. Çok iğrenç oldu ama arkadaşlar açıkçası bu daha kalıcı oluyor. Peki radyanlı bir şekilde gelirse arkadaşlar. Örneğin şu şekilde olursa. Şimdi bu şekildeki açılarda ben ne yapacağım? Dikkat edin. 90 eksi teta demiş. Ben bu tetayı basit küçücük bir minnacık bir açı. Yani bir derecelik bir açı gibi düşünüyorum. 90 eksi 1 ne yaptı? 89 yaptı. 89 birinci bölgede. Birinci bölgede sinüsün işareti nedir? Artıdır. Sınır açımız 90'ın tek katı olduğu için fonksiyonun ismi değişir. Ne olur arkadaşlar? Kosinüs olur. Benzer bir şekilde dikkat edin. Bunların hepsi ne oldu? Birinci bölgede olduğu için. Şu kısım arkadaşlar birinci bölgede olduğu için şöyle başına bir yazayım. Birinci bölgede ve 90'ın tek katları yani bir katı olduğu için sadece toplamları 90 derecenin de tanımı buradan gelir zaten. Hepsi ne oluyor arkadaşlar? Kosinüs sinüse, tanjant kotanjanta ya da kotanjant tanjanta dönüşüyor. Geldim buna. Dikkat için buraya. 90 artı 1 yani 91 kaçıncı bölgedesin? İkinci bölgedesin. İkinci bölge kimin bölgesiydi? Sadece sinüsün bölgesi. Hatırla bütün sınıf kara tahtada coşar. Siz de burada coşun sevgili arkadaşlarım. Devam edelim o zaman. 90'ın tek katını kullandığın için isim değiştireceksin. Esas açının da teta olduğu için direkt neye dönüşecek arkadaşlar? Kosinüs tetaya dönüşecek. Ama burada dikkat etmem gereken şey nedir? Tek artının geldiği yer buraları. Diğerlerinde hepsinde eksi geldiğine dikkat edin. Neden? İkinci bölgede olduğu için. Gelelim bunlara arkadaşlar. 180 eksi teta. 180'den bir geri gelip 179 derecelik bir açıyı baz aldığınızda yine ikinci bölgedesiniz. İkinci bölgede aradaki fark nedir bununla? Aradaki tek bir fark arkadaşlar yine işaretlerimiz aynı şekilde gelirken fonksiyonun isim değiştirmemesi. Neden isim değiştiriyordu? Hadi bir daha tekrar edelim. 90'ın tek katı olursa isim değiştirir. 90'ın tek katları ne demek hocam? 90'ın tek katları 90, 270 vesaire vesaire. Yani 90'ın tek bir sayıyla 1 ile 3 ile 5 ile ya da eksi 1 ile eksi 3 ile çarparak elde ettiğimiz sayılardır. Radyan bazında bunu söyleyebiliyorum. O halde şöyle bir şey yapalım mı? Şu bir akla daha kalıcı olsun mu? Kesir olursa 90'ın tek katı olacak. O zaman isim değişecek.
Eğer kesir olmazsa arkadaşlar isim değiştirmeyecek. Al sana cillok gibi başka bir pratik yol. Hadi bakalım. O halde kesirsiz yapılar isim değiştiriyor mu? Fark ettiyseniz buraya bakın ya da buraya bakın. Hiçbirinde isim değişikliği yok. Ama kesirli yapılarda kesinlikle ben ne yapıyormuşum? İsim değiştiriyormuşum. Tabii öncelik olarak bölgeyi bulacağım. İşareti belirleyeceksin. İşaretten sonra işlemini. Artık işlem isim değiştirmekse isim değiştirmek yoksa diğerleri gibi arkadaşlar. Devam edelim. Bunlar ikinci bölge. İkinci bölgede sadece ikinci bölge kimin bölgesi? Sinüsün bölgesi. Buraya bakalım arkadaşlar. Bu vatandaşımız neresi? Bu üçüncü bölge. 180 artı 1 yani 181. Üçüncü bölge. Üçüncü bölge kimin? Tanjantla kotanjantın bölgesi. Bundan dolayı isimlerin işaretleri değişmedi. Sinüs ve kosinüsün işaretleri değişti arkadaşlar. Bunu da bu şekilde ifade etmiş olalım. Hadi örnek yapalım bakalım. Şimdi öncelikli olarak ben size bir tane kocaman böyle bir çember, bir birim çemberi biraz daha büyütülmüş hali. Kısa kısa aradaki arkadaşlar 30, 45, 60, 90, 120, 135'in görün istedim özellikle bunu. Arkadaşlar değerleri, tabii birinci sıra değerleri arkadaşlar kosinüs değerleri, ikinci sıra değerleri ne olacak arkadaşlar? Sinüs değerleri olarak karşımıza gelecek. Örneğin 150 derecelik bir açı. Aşağıda zaten bir tane örnek yaptım aslında. Yukarıda da zaten örneğin değeri belli. Arkadaşlar 150 derecenin arkadaşlar kosinüs değeri eksi kök 3/2 iken sinüs değeri 1/2. Veya başka bir örnek 300 derece. 300 derecenin arkadaşlar ya da radyanlı bir şekilde de yazılı zaten. 300 derecenin kosinüs değeri 1/2 iken sinüs değeri eksi kök 3/2. Çok güzel işinize yarayacak arkadaşlar. Bir tek bir grafikle ya da tek bir birim çemberle arkadaşlar bütün açıların daha doğrusu 30, 45, 60'a bağlı hem geniş olsun hem dar olsun arkadaşlar bütün değerlerini gösteren güzel bir şekil. Şimdi birinci örneğe bakalım hele. Birinci örnekte ne demiş adam bize? Sinüs 220 değerini bulun demiş. Şimdi bakın ezber üzerinden gidersem A'da 210 burada. Neyini soruyor sana? Sinüsü. Sinüs dediğiniz neydi? Sinüs dediğiniz arkadaşlar y bileşeni. Y bileşeni kaç? -1/2. Cevap -1/2 çıkar. Peki hocam bunu bilmiyorsam ne yapacağım ben? Bilmiyorsam arkadaşlar şimdi buraya dikkat edin. Sinüs 210. Her şeyi senin elinde. İsim değişsin değişmesin. Ama altyapıda neyi bileceksin? Neyi bileceksin? 30 derece, 45 derece ve 60 derecenin fonksiyonun karşısında aldığı değerleri ezbere bilmem lazım. Ama bunun için de dediğim gibi arkadaşlar internette zaten parmak hesabıyla hesaplayanlar var. Farklı şekillerde hesaplayanlar var. Yani birçok şeyi orada görebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi biz tekrar buna dönüş yapalım. Açıkçası ben sinüsün isim değiştirmesine yana değilim. Bundan dolayı arkadaşlar 90'ın çift katı olan 180'i kullanıyorum. 180 artı 30 dedim arkadaşlar. Eşittir diyorum. 180 isim değiştirecek mi? Tabii ki de değiştirmeyecek. Yine sinüs olarak gelecek. Ama burada dikkat etmemiz gereken bir noktayı atladık. Nedir o da? Bir önceki arkadaşlar fotokopide biz ne dedik? Önce bölgemizi bulacağız. Bölgeden sonra neye bakacağız? İşareti. 210 kaçıncı bölgedesin? 210 arkadaşlar. Evet. Üçüncü bölgede. Üçüncü bölgedeki işareti nedir? İşareti eksidir. Siz sadece işaretle bile arkadaşlar dikkat edin. 1, 2 ve 3 seçeneği elemiş oluyorsunuz. %50 şansın var. Salla verin hangisi denk gelirse yani. Hiçbir şey bilmiyorsan tabii ki. Devam edelim. Bölgemizi bulduk. Bölgemizi bulduktan sonra artık arkadaşlar işaretimizi belirledik. İşaretimizi belirledikten sonra ikinci aşama nedir? Dikkat edin şimdi buraya. 180 benim sınır açım. Bu sınır açı bana isim değişip değişmediğini söyler. Dikkat et. Bu artı ise hangi bölgeye düştüğünü söyler arkadaşlar. 180, 90'ın çift katı olduğu için isim değişmeyecek. Artık uzatmadan yazıyorum. Sinüs 30 olarak karşıma gelecek. Sinüs 30'u da artık bir zahmet ezbere bildirmekte fayda var arkadaşlar. Hadi devam edelim örneğimize bakalım. Şimdi ister şu yandaki tablodan, isterse arkadaşlar tek tek her birine içerik olarak bakılarak, değerini bularak da ne yapabilirsin? Elde edebilirsin. Devam edelim şimdi. Tanjant 330 derece. Bir tane daha yapalım. Örnek olarak elimizin altında kalsın. Tanjant 330. Dikkat et, tanjantın adı değişmesin. Bunun tanjantı sevdiğim fonksiyonlardan biri. 360 eksi 30 olarak yazıyorum. Kaçıncı bölgedeyim? Dördüncü bölge. İşaretim nedir? Eksi. Neden? Çünkü tanjant dördüncü bölge kim bölgesi? Kosinüsün bölgesi. İsim değişecek mi? Hayır. Tanjant 30 olarak karşıma gelecek. Dikkat et. Bu eksiden dolayı bu eksi gelmediğim bir hata bu oluyor. Bu eksi nereden geldi? Bölgeden gelen eksi. Tanjant 30'un değerinde. Onu da artık yani bir zahmet ezbere bilinin.
Tanjant 30'un değeri arkadaşlar 1 bölü neye eşitti? Kök 3'e eşitti. E şimdi bu kadarlık bir ifadenin de karesini alırsanız ne olur? 1 bölü herhalde 3 yapar. Artık değerleri getirip yerine rahat bir şekilde yazalım. Bir de şurada tanjant bir 120 var. Hadi bunu da yapalım. Bir tane daha yapmış olalım. Artık biraz daha seriye bağlayalım. 180 eksi ne dedim arkadaşlar? 60 dedim. Bu da niye eşit olacak? Bölgeye dikkat. Kaçıncı bölgedesin? İkinci. İkinci bölgede tanjantın işareti tabii ki eksi. Devam edelim buradan. İsim değiştirmeyeceğim. Tanjant 60 olarak gelecek. Bu da eksi kök 3 olarak. Ve karesini yine içerik olarak alsanız ne yapıyor? 3 yapıyor arkadaşlar. Değerleri bulduk. Şimdi yerlerine yazalım. Hadi bakalım. Bunu diyelim kaçtı? 1 bölü 3'tü. Çarpı mı? Yok artı demiş. Güzel. 2 çarpı sin 30. 1 bölü kaçtı? 2 artı. Dikkat içinde. Özellikle 30 ve 60 derecenin dışında tanjantın ve kotanjantın şöyle bir güzelliği var. Ya 1 olur ya da eksi 1 olur. Tabi bölgeye dikkat et. 225 demiş arkadaşlar. 225 kaçıncı bölge açısı? 225 üçüncü bölge açısı. Üçüncü bölge kimin? Tanjantın bölgesi. Bundan dolayı ne yapacak? Artı 1 olarak gelecek. Tanjant 120 için ne demiştim ben? 3 değeri, pardon, karesi ne oluyordu? 3 oluyordu. Getirdim eksi 3'ümü yazdım. Artı 120 ile yazdık değil mi? Evet. Kos 150. Hadi kopya çekelim şuradan bakalım. Kos 150 değeri neymiş? Eksi kök 3 bölü 2. Aldın karesini. 3 bölü. Ne getirdi o da sana? 4'ü getirdi. Hadi işlem yapalım. 2'ler gitti. Ne kaldı? 1. 1 de burada 2. 3'ü gitti. Eksi 1 kaldı. O halde sonucu bağlayalım. 1 bölü 3 artı 3 bölü 4. Arkadaşlar burada ne geliyordu? Eksi 1 geliyordu. Artık işi uzatmadan direkt yapalım. Paydamızı eşitleyelim şöyle. Çok güzel işliyorum değil mi? Yani gerçekten de. Artık sonuç direkt uzatmadan yazıyorum. Eksi herhalde 5 bölü 12 diye bir şey çıkacak arkadaşlar. Neyse. Devam edelim bakalım şimdi. Geldim bu örneğe. Çok klasik bir soruydu arkadaşlar. Bunlar eskiden ÖYS'de çok çıkan bir soru tarzıydı. Yanılmıyorsam bu da çıkmış bir soru olarak aldım buraya ekledim. Devamını getirelim şimdi. Şimdi bir kere unutmayacağım şey şu. Hocam oradaki A açısına değer verebilir miyim? Tabii verebilirsin. A açısına getir bir derecelik bir açı ver. Kaçıncı bölge açı? Birinci bölge açı. Kesir olduğu için isim değiştirecek. Sonucu kaç olacak? Kosinüs A. Demek ki aşağıdaki seçeneklerden hangisi kosinüs A'dır? Hemen şurada bak görüyorsun gördün mü? Kosinüs A. Ama değildir istiyor senden düşme sakın. E bu neye eşit? Eksi sinüs A'ya eşit. Peki bu neye eşit? Dikkat et. Dikkat et. İkinci bölgedesin. Kesir kullanmışsın. İsim değiştirirsin. E bu da kosinüs A. Dördüncü bölge. Dördüncü bölge. Gördün mü? İsim değiştireceksin. İsim değiştirecek misin burada? Hayır. Niye? Kesir yok çünkü. O halde bu niye dönüşecek? Kosinüs A'ya dönüşecek. Bu da kosinüs A. Bu da kosinüs A. Cevabımız Bursa seçeneği. Buna bakalım arkadaşlar. Şimdi birincisi şu. Şunu bir tekrar bir hatırlatalım istiyorum. 49 bölü 2'nin arkadaşlar esas ölçüsü nedir? Ne yapacaktı? 49'u paydanın 2 katına böldün. Kaç defa var? İşi uzatmadan ben yazıyorum. 48. O halde esas ölçüsü neymiş arkadaşlar? Esas ölçüsü pi bölü 2'ymiş. Hadi işlem yapalım. Kosinüs pi bölü 2 artı x. Kaçıncı bölgedeyim? İkinci bölgedeyim. İkinci bölgede işaretim ne? Eksi. İsim değiştiririm. Sinüs x'e dönüşürüm. Benzer bir şekilde kosinüs arkadaşlar 5 pi bölü 2 artı x demiş vatandaşımız. Şimdi uzatmadan ben direkt yazıyorum. Bu da ne yapacak arkadaşlar? Kosinüs pi bölü 2 olacak artı x olacak. Aynı şey olduğunu gördünüz mü? Bu da neye eşit olacak? Eksi sinüs arkadaşlar x'e eşit olacak. Sinüs eksi pi bölü 2. Ya bu eksi pi bölü 2 güzel değil. Bunu nasıl artı yapalım? 2 pi ekle ne olacak sanki canım? 2 pi eklerseniz de arkadaşlar... Açımız buna dönüşüyor. Kaçıncı bölgeye düşüyorsun? 4'e. 4'ün işareti eksi. Kesir isim değiştirir. Kosinüse dönüşür. Geldim şuna. Kosinüs eksi pi artı x dedim arkadaşlar. Pi'ye dikkat et. Esas ölçüsü için ne demiştim ben size? Bunu hatırla. Katsayısı tek olursa pi'ye, çift olursa 0 eşit oluyordu. Yani bu direkt artı uzatmadan pi artı x. Kaçıncı bölgedeyim? Evet. Kaçıncı bölgedeyim? 3. bölgede. İsim değişir mi? Hayır. Çünkü kesir yok. O halde bu da ne yapar? Eksi cos x olur. Yukarıları eksi 2 sin x olarak gelecek. Alt tarafta arkadaşlar eksi 2 cos x olarak gelecek. Ve sonucumuz tanjant olarak karşımıza çıkacak arkadaşlar. Güzel. Devam edelim örneklerimize. Evet. Bu örneklere bir bakalım arkadaşlar. Şimdi tanjant 35'i a olarak vermiş ve bunları istiyor. Şimdi kotanjant
235. Benim tek bir amacım var. Buradaki kotanjantları tanjant yapmak, hazır tanjantlara da karışmamak. Kotanjant 225, 235. İsim değiştirsin istiyorum. Bundan dolayı arkadaşlar fark ettiniz mi? Bilmiyorum. 270'ten getireceğim. 35'i çıkaracağım. Hep ne yapıyor arkadaşlar? 35'e bağlı şekilde açılar verilmiş. Önce bölgesi. Kaçıncı bölgesin? Üçüncü bölge. Üçüncü bölgedeki işareti nedir bunun? Ne olacak arkadaşlar? İşareti artı olacak. 270. Bunlara düşmeyin sakın. 90'ın tek katı, 3 katı olduğu için arkadaşlar isim değiştirir. Direkt tanjant 35'e dönüşür. Alt tarafta yine şu kotanjantla biraz oynayalım şöyle. Bunu da aynı şekilde yazacağım arkadaşlar. Kotanjant dedim. İsim değiştirmesini istiyorum. 270 eksi ne olarak gelir karşıma? Çıkarırsanız arkadaşlar 55 olarak gelir. İkinci, pardon, üçüncü bölgede olduğu için işareti artıdır. 270'i kullandığınız için ne yapar bu arkadaşlar? Tanjant 55'e dönüşür. Peki hadi bunları götürüp yerine yazalım. Tanjant 35 artı tanjant 55 arkadaşlar bölü tanjant 145. Artık biraz daha pratikleşelim mi burada? Bunun ikinci bölgede olduğunu biliyorsunuz. Bir kere işaretinin eksi olacağını biliyorum. 180'i kullanırsanız 35 kalacağını da görüyorsun. 180'i kullandığın için isim değişmeyecek. Tanjant 35'e dönüşecek. Artı zaten onu da ne demiştim ben? Tanjant 55 demiştim arkadaşlar. Güzel. Tanjant 35'in değerini biliyorsun. Onu yazarsın. Peki bu tanjant 55 için ne diyeceğim? Tanjant 55 için arkadaşlar. Tanjant 55 için azıcık da bununla biraz uğraşalım. Toplamları 90 derece olmasından kaynaklı tanjant 55 yerine ben kotanjant 35 yazarım. Bu tanjantla kotanjant birbirini sevmeyen iki muhalifti. Hatırladınız mı? Tanjantın söylediğini kotanjant, kotanjantın söylediğinde tanjant ne yapmıyordu arkadaşlar? Kabul etmiyordu. O halde dikkat ettiniz mi? Tanjant 35 kotanjantın nesidir arkadaşlar? Çarpmaya göre tersidir. Şimdi verilen değerleri yerlerine yazınca a artı 1 bölü a bölü diyorum. Eksi a artı 1 bölü a sevgili arkadaşlar. Bu da bize ne getirecek? Bakalım şimdi burada. Şimdi evet arkadaşlar bir öksürük tuttu. Onun için kusura bakmayın. Aradan çıkmak üzereydim. 2a bölü arkadaşlar şuradan ne gelecek? Eksi a kare artı 1 bölü a gelecek. Buradan da ne olur arkadaşlar? 2 a kare bölü 1 eksi a kare bizim cevabımız olmuş olacak. Bakalım cevap a şıkkı. Şimdi geldik buna. Affedersiniz arkadaşlar. Şimdi 180 ile 270 arası arkadaşlar kaçıncı bölgedeyiz? Üçüncü bölgedeyiz. Birincisi bu bölgemize bakacağız. Sonra bölgeden sonra ne yapacağım ben arkadaşlar? Hemen getireceğim. Basitçe şöyle küçücük, iğrenç bir şekil çizdim kusura bakmayın. Hemen komşu hipo dedim. Burası ne oldu? 12 oldu arkadaşlar. Sinüs değerini. Tabii şimdi burada nelere dikkat etmem lazım? Sinüs üçüncü bölgede nedir? Eksi. Karşı bölü ne geliyor arkadaşlar? Hipo. Tanjant ve kotanjant üçüncü bölgede ne olacak? Artı olacak. Direkt yazıyorum artık 12 bölü 5. Kotanjant da bunun nesiydi arkadaşlar? Bunun çarpmaya göre tam tersiydi. Geldim buna. Ne diyor bana? 180 ile 270'in radyanını gösterim arkadaşlar. Yine kaçıncı bölgede? Yine üçüncü bölgede arkadaşlar. Aslında aynı şekilde bir soru ama şuralarda biraz oynayacağız şimdi. Hemen getirdim. Yine bir üçgenimi çizdim. Komşu bölü hipo dedik. Burası yine ne oldu? 12 oldu. Bu kalsın burada. Şimdi şunlar üzerine bakalım. Şimdi şu istenen ifade. Birincisi bu. Şimdi dikkat et. Şu alfa açısını arkadaşlar küçük bir açı olarak aldığınızda kaçıncı bölgeye düşecek bu? Üçüncü bölge. Üçüncü bölgedeki işareti nedir? Üçüncü bölgedeki işareti arkadaşlar eksi. İsim değişmeyecek. Sinüs alfa olacak. Bu ne bakalım arkadaşlar? 270 eksi 1. Yani yine üçüncü bölgeye düşüyor arkadaşlar. Üçüncü bölgedeki işareti nedir? Artı isim değiştirecek. Kotanjant alfa olacak. Şimdi gelelim üçgenimize geri dönelim. Karşı 12 bölü hipotenüs 13. Artı diyorum kotanjant. Nedir o? Komşu bölü hipo. Oh çok güzel. İğrenç bir sonuç gelecek herhalde buradan da. Ne olur buradan? Eksi 144 artı 65 bölü arkadaşlar
13 çarpı 12 diye iğrenç bir sonuç çıktı, kalsın böyle. Artık kim çözerse çözsün onu da. Yani o kadar da önemli değil. Önemli olan nedir? Önemli olan şey arkadaşlar bölgesi. Önemli olan şey şunun yazılması. Buradaki bütün mesele bu bence. Heh, bu soru güzel işte, bakın. Şimdi pi bölü 2'nin ben 90 olduğunu biliyorum. Pi bölü 2'yi görünce arkadaşlar aklıma hemen ne gelecek? Toplamları 90 derece olan açıların sinüsleri sinüsleri kosinüslerine tanjantları kotanjantına eşit olduğunu biliyorum. İşte 90 değil de toplamları 5x desem olur mu? Olur tabii ki. Ve 5x'i de ben arkadaşlar şöyle dile getirebilir miyim? Bakın 2x artı 3x eşittir pi bölü 2 yazabileceğim değil mi? Evet. O halde açılardan bir tanesi 2x ise, diğeri de 3x ise toplamları kaç olacaktır? 90 derece olacak mı? Olacak. Dikkat et şimdi. Bundan bağlı bir şekilde sin 2x'in ben kosinüs 3x'e benzer bir şekilde tanjant 3x'in de arkadaşlar kotanjant 2x'e eşit olduğunu söyler miyim? Söylerim. Rahat bir şekilde o zaman bunları sadeleştirirseniz cevabınızda kocaman ne çıkar? 1 çıkar arkadaşlar. Evet. Geçiyoruz başka bir konuya. Trigonometrik fonksiyonlar arkadaşlar. Trigonometrik fonksiyonlar periyodik bir şekilde tekrarlanmış, aynı şekilde oluşturulmuş. Adı üstünde periyodik demek zaten, hani bunu farklı konularda da zaten dile getirdik, gördük arkadaşlar. Aynı grafiklerin belli bir uzunlukta tekrar edilmesiyle alakalı. Biz bunlara periyodik fonksiyonlar deriz arkadaşlar. Periyodik fonksiyonlar arkadaşlar dikkat edin. Bunu zaten fonksiyon konularının içerisinde söylemiştik size. T şeklinde bir sayı varsa, bakın dikkat edin, en az bir tane bu şekilde sayı varsa biz buna ne diyoruz? Periyot diyoruz. Fonksiyonu ne diyoruz? Periyodik fonksiyon diyoruz arkadaşlar. Ve T'nin en küçük değerine ne diyecekmişim ben? Esas periyot diyecekmişim. Peki trigonometrik bir fonksiyonun periyodu nasıl bulunur? Sinüs ve kosinüs arkadaşlar bu noktada ne yapıyor? Derecesinin tek ya da çift olmasına bakıyor. Eğer derecesi çiftse arkadaşlar periyodu pi bölü mutlak değer a. Eğer tekse arkadaşlar 2 pi bölü mutlak değer a. Tanjantın böyle teknikle çiftlikle hiçbir alakası yok. Arkadaşlar hiç umursamaz. Direkt neye bakar arkadaşlar? Direkt periyodu pi bölü mutlak değer a. Evet, örneklere bakalım. F'in periyodu derecesi 2 olduğu için arkadaşlar ne yapacak? Yani çift olduğu için pi bölü x'in önündeki sayı 3 olduğu için 3 olarak gelecek. G'nin periyoduna bakalım arkadaşlar. Tek olduğu için 2 pi bölü ne diyeceğim ben? X'in önündeki sayı 4 olduğu için 4 diyeceğim. Bunlara bakalım. Bunlar da işimiz biraz daha kolay. Tekliğine çiftliğine bakmama gerek yok. Direkt pi bölü x'in önünde 1 olduğu için 1 diyeceğim. Yani pi'ye. Buna bakalım. Direkt pi bölü, sadece şuna dikkat et. Arkadaşlar x'in katsayısı negatifse ne yapacağım bunu? Pozitiflerini alacağım. Peki hocam, ayrı ayrı değil de birden çok fonksiyon verilirse, yani bu şekilde bir fonksiyon içerisinde birden çok trigonometrik fonksiyon varsa bunlardan ne yapacağız? Burada önemli olan şey arkadaşlar ayrı ayrı. Dikkat et şimdi. Şurada zaten notta da belirttim bunu. Toplam ya da çıkarım şeklinde gelen trigonometrik fonksiyonlar için ne yapıyormuşum ben arkadaşlar? Şuraya yanlış yazılmış. Ayrı ayrı periyotlarını buluyormuşum. Sonra ne yapıyormuşum? Okeklerini alıyormuşum. Size bir hatırlatma arkadaşlar. Zaten bu okek konusu bu sene çıkmayacak denildi. Ama yine de şunu hatırlatmış olalım. Üst tarafın nesi kesir şeklindeki arkadaşlar sayıların okekleri, alt tarafı gereğinde nesi gelecek? Obeplerini ben alacağım. Peki şimdi bunları periyotlarını ayrı ayrı bulalım. Derecesi tek olduğu için arkadaşlar 2 pi bölü ne diyeceğim? 4 bölü 3 diyeceğim. Düşme sakın, 4 değil 4 bölü 3. O halde bunun periyodu ne olur arkadaşlar? Direkt yazıyorum. 6 pi bölü 4 olur. Sadeleşince de 2'ye bölersiniz. 3 pi bölü 2 bu fonksiyonun periyodu. Benzer bir şekilde bunun periyoduna bakalım. Dikkat edin, derecesi bu kotanjantmış. O zaman kotanjantta derece önemli miydi? Önemli değildi. Pi bölü ne gelecek arkadaşlar? 7 bölü 2 gelecek. Buradan da herhalde 2 pi bölü 7 şeklinde bir şey elde edeceğim. Bunların daha sonra nesini alacağım? Arkadaşlar bunların okeklerini alacağım. İkisi de pi olduğu için artık pi'yi dikkate almadan sayı üzerinden 3 bölü 2 ile ben 2 bölü 7'nin nesini alıyorum? Okekini alıyorum. Okekleri de arkadaşlar 6. O halde direkt artık bunların periyotları için işlem yaparsam direkt periyot diyeyim şöyle. Periyotları arkadaşlar çarpı pi diyeceğim. Periyotları da 6 pi'ye dönüşmüş olacak arkadaşlar. Evet, periyot konusu niçin önemli onu da belirteyim. Periyot konusu arkadaşlar fonksiyon grafikleri için önemli. Peki ilk fonksiyonumuzla başlayalım. Kosinüs fonksiyon grafiği. Arkadaşlar kosinüs fonksiyon grafiği zaten sıralama kısmında ben size anlatmıştım. Önce kabataslak grafiği şöyle bir göstereyim. Arkadaşlar
Gelir, azalır, azalır, azalır. Hep bunları ne yapıyorum? Değer üzerinden buluyorum. Siz 0 ile 2 pi arasındaki, ki periyodu zaten 2 pi olduğu için arkadaşlar, 2 pi arasındaki, ben buna çukur şeklinde bir grafik, yani aklımda kalsın diye böyle belirtiyorum arkadaşlar. Ve alabileceği değerler nedir? Eksi 1 ile artı 1 arasında burada da görebiliyorum rahat bir şekilde. Şimdi bu grafiğe bakarak ben neler neler söyleyebilirim. Arkadaşlar zaten benim değer kümem görüt kümeme eşit olduğu için fonksiyonumuz nedir? Örtendir. Ama yatay doğrular çizdiğinizde fonksiyonun birebir olmadığını rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Arkadaşlar ama şimdi şuraya dikkat edin. Sıfırla pi arasındaki parçasını alsanız şuradaki sadece şu parçayı alsanız fonksiyonunuz o zaman hem birebir olur hem de örten olmuş olur arkadaşlar. Zaten ona göre ben ne yapacağım? Ters trigonometrik fonksiyonları da zaten sıfırla pi arasındaki parçasından ne yapacağım? O parçayı alarak elde edeceğim. Şimdi neyi bilmem lazım hocam grafikle alakalı? Sadece ve sadece şu çukur şeklinde grafiği bilin yeter. Yani bizim için yeterli olacak şey bu. Uzun uzadıya size kimse grafik çizdirmezler arkadaşlar. Geldim aslan parçası sinüsüme. Arkadaşlar sinüsün grafiği de yine kaba bir şekilde çizilmiş. Ben onun üzerine biraz geçeyim şöyle göstereyim size. Arkadaşlar 0 ile 2 pi arasında nasıl bir grafik? Bunun adını da siz koyun. Dalgalı bir grafik değil mi? Şöyle dalgalı bir grafik geliyor arkadaşlar. Aynı şeyleri burada yine belirtelim. Şu parçaya kadar özür. Şurası yok. Arkadaşlar 0 ile 2 pi arasında şu şekilde dalgalı bir grafik. Yine periyodu ne bunun arkadaşlar? 2 pi. Uzunluğunun 2 pi olduğunu görelim. Yine örten ama birebir değil. Ama siz bunu dikkat edin arkadaşlar. Şimdi birebirlik için özellikle ne yapmamız lazım bizim burada? Şimdi alacağı değerleri siz eksi pi bölü 2 ile eksi pi bölü 2 ile artı pi bölü 2 arasını alırsanız şöyle şöyle kesikli kesikli göstererek göstereyim. Arkadaşlar eksi pi bölü 2 ile artı pi bölü 2 arasını alırsanız fonksiyonunuz burada ne olmuş olur? Fonksiyonumuz burada arkadaşlar birebir ve örten olmuş olur. Geçiyorum tanjanta. Tanjantın periyodu arkadaşlar dikkat edin pi idi. Tanjant her bölgede artandı. Özellikle aralık olarak düşündüğünüzde bu aralık içerisinde arkadaşlar tanjantımız öyle artan grafikler oluşturacak. Ve tanjant dikkat edin arkadaşlar hem birebir olacak hem de örten olacak. Neden bu birebir örteni ben size anlatıyorum? Çünkü yeri gelir bu şekilde çoktan seçmeli arkadaşlar yoruma dayalı sorular gelebilir. Benzer bir şekilde kotanjant grafiğim arkadaşlar yukarıdan aşağı doğru şu şekilde azalan grafiklerden oluşan bir grafik bize getirecek arkadaşlar. Evet grafikler konumuzda bu kadar. Şimdi gelelim ters trigonometrik fonksiyonlara. Arkadaşlar bir önceki şeyde bir önceki fotokopide arkadaşlar anlattığım gibi sadece belli bir aralıkta birebir ve örten. O aralıklardan birebir ve örten olan şurada belirttik zaten fonksiyon konusunda bu size anlatıldı. Birebir ve örten olan fonksiyonların tersleri de vardır arkadaşlar ve birebir örtendir. Onu zaten belirteceğim arkadaşlar. Ve unutmayacağınız bir şey bir fonksiyonun arkadaşlar y eşittir x doğrusuna göre simetrisini alırsanız tabii fonksiyonunuzun ne olması lazım? Birebir ve örten olması şartı var tabii ki. Birebir ve örtense y eşittir x doğrusuna göre simetrisini alırsanız arkadaşlar neyi elde edersiniz? Tersini elde edersiniz. İkinci bir şey arkadaşlar yukarıda ifade etmiş bunu. Y eşittir fx şeklindeki bir fonksiyonda ben x'i yalnız bırakırsam ne yapacağım arkadaşlar? Fonksiyonun tersini almış olacağım. Unutma trigonometrik fonksiyonlarda içindeki açıyı dışındaki sayıya dönüştürür. Ters trigonometrik fonksiyonda da hep şu soruyu soracaksınız. Ters trigonometrik fonksiyonların içerisi sayı olacak. Bu görüntüsü ne olacak? Açı olacak. Hangi fonksiyonun arkadaşlar hangi fonksiyonun açı değeri 1'dir ya da eksi 1'dir ya da 1 bölü 2'dir şeklinde benim ne yapmam lazım? Kendi kendime bu soruyu sormam gerekecek arkadaşlar. Buradaki artık yavaş yavaş trigonometrik kısmına geçelim. Arkadaşlar bize verilen birincisi sinüs fonksiyonu. Bize verilen fx'i ortadan kaldırıyorum dikkat edin arkadaşlar. Aslına bakarsanız şöyle bir eşitlik üzerine yoğunlaşalım. Sinüs x eşitliğinde f yerine sinüs diye bir ifade gelmiş. Yani logaritmada da aynı şey olacak. Yani adam f yazmayacak, logaritma yazacak mesela. Benim buradaki amacım nedir arkadaşlar? Benim buradaki amacım x'i yalnız bırakmak. X'i yalnız bırakarak ben ne yapıyormuşum? Bana verilen bu şekildeki eşitlikte ne yapıyormuşum arkadaşlar? Sinüsün tersi olan arc diye ifade edilen arc sinüs x'i elde ediyormuşum.
Dikkat et, sinüs grafiğini anlatırken ne demiştik arkadaşlar? Eksi 90'la ya da eksi pi bölü 2 ile artı pi bölü 2 arasında birebir ve örten olduğu için sadece o parçası üzerine ben bu fonksiyonu, yani ters trigonometri fonksiyonunu tanımlayabiliyorum. İkinci bir şey arkadaşlar, bunu bir önceki kısımda da göstermiştik. Sinüsümüz neydi arkadaşlar? Eksi 1 artı 1 arasına hapsolmuştu. O halde görüntü kümesi içinde ne diyeceğim ben? Eksi 1 artı 1 arasında. Ters trigonometrik fonksiyonlar için dikkat edin arkadaşlar. Tanım kümesi ve görüntü kümesi bu. Şimdi örneğe bakalım. Şimdi bize verilen arksinüs x'in en geniş tanım kümesi aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor arkadaşlar. Şimdi arksinüs x'in içerisi, yani 3 eksi x'imiz arkadaşlar, sevgili arkadaşlarım, her zaman için eksi 1 ile artı 1 arasında değil mi? Eksi 1 ile artı 1 arasında. Her bir tarafı ben 3 çıkarırsam eksi 4, burası eksi x yapar. 3 çıkarırsam burası eksi 2 yapar. Eksi ile çarpınca da ne olur arkadaşlar? X'imiz ne yapıyor arkadaşlar? Aha da bu aralıkta oluşuyor. Örneğe bakalım. Şimdi bu açıyı bulmaya çalışıyorum değil mi? Şimdi bu açının ne olduğunu bilmiyorum. Arksinüs arkadaşlar 2 bölü 3'üm alfa gibi bir açıya eşitmiş. Basitçe bir yer değiştirirsem sinüs alfanın ben 2 bölü 3 olduğunu söylerim. Bundan yola çıkarak arkadaşlar basitçe bir dik üçgen çizdiğinizde açı alfa olsun, karşı bölü hipodan üçgenimizi oluşturalım. Pisagor yapınca arkadaşlar dikkat edin, 9'dan 4'ü çıkarırsanız artık uzatmadan yazıyorum, kök 5'i elde edersiniz. İstediği şey neydi? Kosinüs alfaydı. Kosinüs alfadan olacak, komşu bölü hipodan kök 5 bölü 3 değerini elde etmiş olacağız arkadaşlar. Sıradaki fonksiyonumuz arkosinüs. Sadece burada tersinin nerede tanımlı olması gerektiğini, yani tanım kümesi ve aynı şekilde arkadaşlar dikkat edin ne durumladı? Görüntü kümesinin nerede olduğuna dikkat edelim. Devam edelim hemen örnek üzerine, artık geçiyorum buraları. Örnek üzerine baktığımızda arkadaşlar örnek üzerinde pardon arkadaşlar, şimdi öksürük krizim tuttu, özür dilerim. Evet, şimdi ne diyecektim hemen ben onu belirteyim. 4 eksi x bölü 3'ümüz arkadaşlar eksi 1 ile artı 1 arasında olacak. Her bir taraftan 4 çıkarınca burası eksi 5, eksi x bölü 3, burası da arkadaşlar eksi 3 olarak gelecek karşıma. Hemen ne yapalım? Bir 3 ile çarpalım. Eksi 15, eksi x, burası da eksi 9, eksi 1 ile çarpınca ne yapıyormuş arkadaşlar? 9 ile 15 arası, yani A seçeneği oluyormuş. Hadi bunu da yapmaya çalışalım. Bu güzel bir soru aslında. Değer üzerinden hareket edeceğim. Şimdi şu soruyu soracağım kendime. Bu da açı alfamız. Ark arkadaşlar kosinüs kök 3 bölü 2 eşittir alfaymış. Şu soruyu sorun kendinize. Kosinüsün hangi açısının değeri kök 3 bölü 2'dir? Cevap arkadaşlar 30 derece. Ve artık size alfayı biliyorsanız sin 30'dan ben bunun 1 bölü 2 olduğunu rahat bir şekilde söylerim. Geldik bu örneğe. Şimdi dikkat edin arkadaşlar. Yine aynı şekilde buraya alfa dedim. Ark sinüs x'imiz eşittir alfa ise ben buradan sin alfanın x olduğunu söylerim. Şimdi yine üçgenimi çiziyorum. Alfa açısı dedim. Karşı x, hipotenüs ne olarak geliyor? 1 geliyor. Bak şöyle de gösterebilirim bunu size. Basitçe bir Pisagor yaptığınızda arkadaşlar buradan komşumuzun ben kök içerisinde 1 eksi x kare olduğunu söylerim. Ve neyi sormuş adam bize? Kosinüs alfayı sormuş. Neydi o da? Komşu bölü hipo. O halde cevabım kök içinde 1 eksi x kare olarak karşıma gelecek. Şunu bir kere daha söylemeye çalışalım. Arc kosinüs dediğimiz fonksiyonumuz tanım kümesi olarak arkadaşlar, pardon, görüntü kümesi olarak ne yapacak arkadaşlar? 0 ile pi arasında değer alacak arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Hadi bakalım. Sırada ark tanjant ve kotanjantı bir tanımlayalım. Arkadaşlar sadece burada dediğim gibi unutmamız gereken şey nedir? Tanjant ve kotanjanta belli bir sınır veremiyorum. Görüntüleri sonsuz oluyordu. Peki ark kotanjant ya da ark tanjant için ne diyeceğim arkadaşlar? Bunlar içerisinde aralık olarak eksi pi bölü 2 ile artı pi bölü 2 arasında değer alacağını söyleyeceğim arkadaşlar. Şimdi gelelim buna. Şimdi örneğe bakarsak arkadaşlar ben örnekte tanjant x'in eksi 1 bölü 3 olacağını, hemen üçgenimi çizerek de arkadaşlar şöyle üçgenimi çizeyim. X açısı olsun. Karşı komşu. Burası ne yapacak? Kök 10 yapacak arkadaşlar. Ve kosinüs x'i sormuş.
Kosinüs x için. Şimdi burada bir durumlaya çalışalım. Şimdi bizden istediği yer neresi? Bizden istediği yerde acaba, yani tanjantın negatif olduğu yerde arkadaşlar, tanjantın negatif olduğu yerde kosinüsün işareti nedir? Bunu bir kere bulmam lazım. Şimdi değerimi yazarım. Bunda bir sıkıntı olmaz. 3 bölü ne yapıyor arkadaşlar? Kök 10 olarak karşımıza geliyor. Şimdi değerimize baktığımız zaman arkadaşlar, değer olarak negatif bölgede, yani 4. bölge bazında düşündüğünüzde artı olacağından dolayı kosinüsün işareti ne olacak? Artı olarak karşımıza gelecek arkadaşlar. Tanjantın aynı sinüs gibi davrandığını, kotanjantın da aynı kosinüs gibi davrandığını, sinüsün tanjantın çocuğu olduğunu, kosinüsün de kotanjantın çocuğu olduğunu burada belirtelim. Geçiyorum arkadaşlar başka bir fotokopiye. Aynı, çünkü işaret olarak aynı şeyler gelecek. Evet, geldik buna. Şimdi açıya alfa açısı, açıya beta açısı diyelim arkadaşlar. Artık uzatmadan yazıyorum. Kotanjant alfamız 3'e eşit. Hemen üçgenimi çiziyorum. Alfa açısına bağlı bir şekilde. Komşu bölü karşı. Burası ne yapıyor? Kök 10 yapıyor. Buna bakalım. Tanjant arkadaşlar betamız 3'e eşit. Aynı şekilde getirdim. Açıya beta açısı dedim. Karşı, komşu. Burası da yine kök 10 oldu. Bizden istediği nedir? Sin alfa. Sin alfa karşı bölü hipo. Buradan istediği arkadaşlar kosinüs beta. Kosinüs beta dediği şey bu da komşu bölü. Ne yapacak arkadaşlar? Hipo. Buradan 2 bölü kök 10 olarak karşıma gelecek. Evet, gelelim şimdi şu nota, dikkat edin arkadaşlar. Bir fonksiyonun tersi yine kendisine eşit olacağı için arkadaşlar, ya da karşılıklı olarak birbirini götüreceği için ortaya ne çıkacak? Birim fonksiyon çıkacak. Yani karşılıklı bir şekilde şunu bir hatırlatalım. Her zaman için fonksiyondan gelen bir özelliktir bu. Arkadaşlar ne olarak kalıyor karşımızda? X olarak kalıyor. Sadece dikkat edin. İçerisine gittiği için arkadaşlar şuradaki sayı gelirken benzer bir şekilde. Mesela şöyle de yazabilirim. Arc sin, sin x ya da sin alfa diyeyim arkadaşlar. Dikkat edin, bunlar birbirini götürürse buradaki açı değeri yine karşımıza gelecek arkadaşlar. Hadi devam edelim. Alfa açısı olsun. Artık rahat bir şekilde kosinüs alfanın ben 1 bölü 4 olduğunu hemen üçgenimde şöyle hızlı bir şekilde çizerek, açı alfa 1, 4 arkadaşlar, buranın da kök 15 olduğunu rahat bir şekilde söylerim. Şimdi istediği şeye dikkat edin. İstediği şey de arkadaşlar sinüs ne diyor size? Pi bölü 2 eksi alfa diyor. Ha, bak çok güzel oldu. Hiç üçgen çizmemize de gerek kalmadı. Pi bölü 2 eksi alfa toplamları 90 derece olma ifadesinden yola çıkarak arkadaşlar ne olduğunu söylüyorum ben. Kosinüs alfa. Adam zaten kosinüs alfa istiyor. Biz kosinüs alfayı ne biliyoruz? 1 bölü 4. O zaman cevap direkt ne olur arkadaşlar? 1 bölü 4 olarak karşımıza gelir. Devam edelim. Sırada ne var? Sırada trigonometrik arkadaşlar ya da teoremler konusu var. Burada iki tane teoremimiz var. Bir sinüs teoremi, bir de kosinüs teoremi arkadaşlar. Sinüs teoremi kendi içerisinde arkadaşlar birkaç tane formülü varken kosinüsün bir tane formülü var. Sinüsün ilk teoremi arkadaşlar neye bağlı bir şekilde? Kenar ve kenara bağlı bir şekildeki açıya bağlı. Ve bunlardan yola çıkarak arkadaşlar çevrel çemberin yarıçapına eşit olacak şekilde. Kenar bölü açının sinüsü, kenar bölü açının sinüsü bu çevrel çemberin neyine eşit arkadaşlar? Çapına eşit. Peki hiç çapa girmeden de mesela örnek üzerinde görelim. Rahat bir şekilde ben kenar bölü açının sinüsü eşittir kenar bölü açının sinüsü eşitliğini kullanarak çoğu soruyu rahat bir şekilde çözebilirim. Hiç işin içerisinde çevrel çemberden de bahsetmedik. Evet, basitçe bir iç dış yapalım. Sin alfa arkadaşlar 2 kök 3 çarpı sin 60 dediğimiz şey kök 3 bölü 2. İkiler gitti. Ne kaldı buradan? 3 kaldı. O halde sin alfa dediğiniz şey neymiş? 3 bölü 4'müş. Ne diyor size? Kosinüs alfayı soruyor. Hemen basitçe bir şöyle arkadaşlar. Açı alfa açısı karşı 3, hipotenüsü 4. Pisagor yapınca arkadaşlar buradan ne gelecek? Buradan herhalde 7 geliyor, işlem hatası yapmadıysam. O halde buradan da arkadaşlar kosinüs alfamız 7 bölü 7 nasıl gelecek ya? Çok güzel işlem yaptık maşallah. Kök 7 gelecek. Kök 7 bölü 4 olacak arkadaşlar. Evet. Bir örnek daha yapalım arkadaşlar. Şimdi bakalım buna. Şimdi örneğimizi inceleyelim arkadaşlar. Şimdi geldik bu birinci örneğe. Şimdi arkadaşlar. Evet. Şimdi bize kenarlar arasında bağıntılar verilmiş. Örneğin DC kenarı eğer 3 birimse BD kenarı arkadaşlar 2 birimmiş. Şimdi dikkat edin. Bak bu açının karşısındaki kenarı biliyorsun. Şu açıya ben
Ya da şu açıya fark etmiyor. X açısı desem arkadaşlar bu açı ne olacak? 180 eksi x bütünler açılar değil mi? Heh. Şimdi o zaman bunlara bağlı bir şekilde yazalım. 4 bölü sinüs x arkadaşlar eşittir. Dikkat et buraya. Aynı şekilde şuradan devam edelim. 2 bölü ben ne diyeceğim arkadaşlar? Sin 30 diyebileceğim değil mi? Evet. Benzer bir şekilde bir de bu taraftaki üçgene bakalım. 3 bölü sinüs alfa eşittir. 6 bölü sinüs 180 eksi alfa olduğunu, pardon x olduğunu söyleyebilirim. Şöyle eksi x yazayım. Sinüs 30'umuz kaç arkadaşlar? Sinüs 30'umuz 1 bölü 2 değil mi? Ter çevirip çarptığınızda 4 olur ve bu 4'ü götürür. Yani buradan sinüs x'iniz ne çıkar? 1 çıkar. Getirip bir şey daha söyleyeyim burada. Toplamları 180 derece olan açıların sinüsleri birbirine eşit. Yani şurası da yine ne olmuş olacak? Sinüs x. Yani 1'e eşit olmuş olacak arkadaşlar. Basit bir iç dış yapınca sin alfa değerini ben kaç bulacağım arkadaşlar? Sin alfa değerini 3 bölü 6 ya da 1 bölü 2 olduğunu söyleyebilirim. Hadi bir örnek daha yapalım. Kenarlar verilmiş. Aslında basit bir örnek. Ne yapacağım arkadaşlar? 6 bölü sin 30 eşittir 5 bölü sin teta. Sin 30'un değeri kaç arkadaşlar? Bu 1 bölü 2'ye eşit. Ter çevirip çarptığınızda arkadaşlar artık ben işi uzatmadan direkt yazıyorum. 5 bölü 12'ye eşit olacak. Evet. Sinüsün diğer formüllerini arkadaşlar ileride ayrı bir başlık altında üçgenin üzerindeki alanla alakalı kısımda vereceğim. Geldim kosinüse. Kosinüs ise arkadaşlar biraz daha karmaşık bir yapısı var. İki kenar ve iki kenar arasındaki açı biliniyorsa üçüncü kenarı bulmaya veya üç kenar biliyorsa herhangi bir açının değerini bulmaya yarayan arkadaşlar formülleri var. Daha doğrusu teoremi bu şekilde tanımlı arkadaşlar. Evet. Hangi açıyla, pardon, hangi kenarla başlıyorsanız o açının kosinüsüyle biteceksiniz arkadaşlar. Örneğin A kenarıyla başlıyorsam A'nın karesi B kare artı C kare eksi 2BC sanki biraz tam kareye benziyor ama o açının, dikkat edin, o kenarı gören açının kosinüs değeriyle bitecek. Benzer bir şekilde B'si ya da C'si de aynı mantıkta hareket edecek arkadaşlar. Örneğe bakalım. A kenarını istiyor. Formülü bir kere daha yazayım ben. B'nin karesi artı C'nin karesi eksi 2BC çarpı kosinüs A açısı diyebilirim. Evet, B'yi 12 vermiş. 12'nin karesi artı 10'un karesi eksi çarpımlarının 2 katı. Arkadaşlar çarpı kosinüs A demiş. Kosinüs A dediği şey nedir arkadaşlar? Yani kosinüs 60 demiş. Devam edelim. Burası 144 artı 10'un karesi 100 yapar. Arkadaşlar dikkat et şimdi buraya. Kosinüs 30, 60'ın değeri sinüs 30'dan 1 bölü 2'ye eşit. Sadeleşince sadece burada ne kalıyor? 120 kalıyor. Bu da neye eşit arkadaşlar? Artık işi uzatmadan direkt yazalım. Götürdüğünüz eksi 20 yani 124 kalıyor A'nın karesi. A da buradan herhalde 2 kök 31 diye bir şey çıkıyor arkadaşlar. Devam edelim. Evet. Yine kosinüs teoremini başka bir arkadaşlar soru tarzı. Bakın bu açılar iç tersten birbirine eşit değil mi? O halde ben ne yapabilirim? Sadece bu açıyı, bu ortak açıyı bağlar bir şekilde arkadaşlar. Bu iki tane kosinüs teoreminin iki tane sonucunu elde edebilirim. Bu açıya bağlı bir şekilde birincisini yazarsak 3'ün karesi eşittir. Yine komşularım 3'ün karesi ve 4'ün karesi eksi 2 çarpı 3 çarpı 4 çarpı kosinüs alfa. Buradan arkadaşlar dikkat edin. Kosinüs alfayı bulup alt değerini yazıp x'i elde edebiliyorum. Şu 3'ün kareleri gitsin. Artık işlemi direkt yaparsam 24 şuradan devam edeyim. 24 eşit çarpı kosinüs alfa eşittir 16'dan. Ben kosinüs alfanın 2 bölü arkadaşlar 3 olduğunu söyleyebileceğim. Alttan da aynı şeyi yapalım. X'in karesi eşittir 4'ün karesi artı 6'nın karesi eksi 2 çarpı 4 çarpı 6 çarpı kos alfa. Yani 2 bölü 3. Buradan arkadaşlar 16 artı 6'nın karesi 36. Aynı şekilde sadeleştirirseniz arkadaşlar herhalde buradan da yanlış yapmazsam 32 gelecek. Sadeleştirirseniz arkadaşlar herhalde buradan 20. O halde x'imiz de 2 kök 5 olarak karşımıza çıkacak arkadaşlar. Bu örneğe bakalım. Şimdi A kenarına bağlı bir şekilde önce formülümü yazıyorum. Karesi eksi 2BC çarpı kosinüs A diyorum arkadaşlar. Karşılaştırdığınız zaman A'ları var, B'leri var. Ve farklı taraf şuradan geliyor. Fark ettiniz mi? O zaman bunları da birbirine eşitlerseniz arkadaşlar. Eksi 2BC çarpı kosinüs A eşittir. Eksi BC eşitliği. Eksi BC'ler gidince arkadaşlar kosinüs A'nın değeri ne yapar buradan? 1 bölü 2 yapar arkadaşlar.
Evet. Peki hocam bu teoremleri nerelerde kullanacağız? Özellikle geometride arkadaşlar. Geometri hocalarımız bunları size güzel bir şekilde anlatmışlardır. Orada çok işimize yarayacak. Ne gibi mesela? Kenar bulma ya da alan bulmaya yönelik. Sinüsün arkadaşlar bir başka teoremi sinüs alan teoremi diye geçer. Herhangi iki kenarı ve bu iki kenar arasındaki açıyı biliyorsanız, daha doğrusu evet açıyı biliyorsanız üçgen alanı rahat bir şekilde bulabilirim. Nedir arkadaşlar? 1 bölü 2 çarpı b çarpı c çarpı aradaki açının sinüsü. Diğerlerine de aynı şeyi uyarlayabiliyoruz arkadaşlar. Tabii dediğim gibi bu iş geometri üstadları yani Hasan hocam olsun ya da Kenan hocam olsun onların arkadaşlar alanına giriyor. Çok doğrulara girmeye gerek yok. Biz basitçe kendi bildiğimiz kadarıyla kendimizce bir şeyler yapmaya çalışalım. Şimdi evet örneğe bakalım şimdi. BD kenarı ve DC kenarı. BD kenarı arkadaşlar 2 birimse DC kenarı ne oluyormuş? 3 birim oluyormuş. Bunları yazdık. Burası 2 kök 2. Arkadaşlar aynı şekilde başka. 2 kök 2, 45 derece, 60 derece hepsi yazılmış. Tamam çok güzel. Tabii şunu biliyorum ben arkadaşlar. Eğer yüksekleri eşitse tavan uzunlukları direkt alanlarla nedir? Orantılıdır. Yani buraya 2S alan düşer ya da buraya 3S alan düşer. Şurayı da bilmiyorum. Buraya da mesela A diyeyim. Şimdi 2S alana sahip olan üçgeni 1 bölü 2 dedim, X dedim, A dedim. Aradaki açı sin 45, şey 45, sin 45'ten. Benzer bir şekilde diğer üçgen alanında 3S dedim, 1 bölü 2 dedim. Aynı şekilde 2 kök 2 çarpı A çarpı aradaki açı sinüs 60 olarak karşıma geliyor. Taraf tarafa böldüğünüz zaman arkadaşlar dikkat edin. S'ler gitsin, 1 bölü 2'ler gitsin, A'lar gitsin. Sin 45'in değeri kök 2 bölü 2 onu yazayım. Sin 60'ın değeri de kök 3 bölü 2 onu da yazalım. Şimdi bu ikileri de götürelim. Bu iki kök 2'ler de gitsin. Maşallah hepsi gitti. Şimdi basitçe bir iç dış çarpım yaparsam arkadaşlar işlem hatası yapmayayım. 3x eşittir 4 kök 3. X de buradan arkadaşlar eğer bir işlem hatası yapmadıysam 4 kök 3 bölü 3'e eşit olacak. Abi çok yorulduk ya. Çok soru çözdük vallahi. Hadi devam edelim bakalım. Tabii bunun pratik yollarını biz dediğimiz gibi bizim üstadlar Hasan Hoca ya da Kemal Hoca üstadlar daha size daha pratik bir şekilde anlatır. Biz biraz daha hamalcıyız. Biz biraz daha arkadaşlar açı üzerine, trigonometri üzerine konuşuyoruz. Oradan daha pratik bir şekilde çözümleri elde edebilirsiniz. Bir örnek daha geliyor. BD yine 3 vermiş. Burayı yine 2 vermiş arkadaşlar. Aynı şekilde siz de buna bağlı bir şekilde şuradan ipuçları alarak arkadaşlar rahat bir şekilde dikkat edin. 1 bölü 2'ler gidiyor. Ortak AD kenarı bir anlamı yok arkadaşlar. O zaman siz rahat bir şekilde mesela şöyle yapabilir miyim artık ben? Mesela 3'in 2'ye oranı 3 bölü 2 dedim eşittir. Dikkat edin arkadaşlar. Burası ne? 2 kök 3 geliyor. Bir de açı yani sin 60 geliyor. Bölü diyorum. Arkadaşlar burası için ne söyleyeceğim? 4 çarpı sin alfa şeklinde. İstediğin şekilde sen artık nasıl pratikleştirirsen pratikleştir. Burası kök 3 bölü 2 idi. 2'ler gitti. Kök 3 3 oldu. Bu 3'ü götürdü. Arkadaşlar sadece şu kaldı herhalde. Buradan da sinüs alfanın ben 1 bölü 2 olduğunu, açının da 30 derece olduğunu söylerim. Yani artık bu pratiklik size kalmış bir şey arkadaşlar. Evet, devam edelim. Şimdi buna bakalım arkadaşlar. Değerlerimiz yerlerine hepsi yazılmış mı? Hepsinin sağ olsun yerine yazmış. Ve dikkat edin bir alan eşitliği söz konusu. ABC alanı ile arkadaşlar DBE alanı birbirine eşit. Şimdi burada arkadaşlar bir şey fark ettiniz mi? İkisinde de mesela şurası ortak sanki. Buraya A, buraya da S demiş olsak aynı şekilde ABC üçgenin alanı A artı S yapar. Benzer bir şekilde arkadaşlar şuraya baktığımız zaman DBE içinde o zaman buranın da S olduğunu ben rahat bir şekilde söyleyebilirim. Buradan yola çıkarak arkadaşlar şimdi X kaçtır? Bir saniye arkadaşlar. Evet arkadaşlar hadi bakalım kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi ABC üçgenin alanını yazdığımızda arkadaşlar hangi açı? Şu açıya bağlı yazalım. Çünkü ABC üçgeni ile DBE üçgenindeki ortak açı bu. Şimdi buradan yola çıkarak arkadaşlar 1 bölü 2 dedim. ABC üçgeni için çalışıyorum. Dikkat edin. Çarpı dedim. 5 çarpı arkadaşlar ne gelecek? 6 gelecek. Aradaki açının sinüsü sinüs alfa olacak. Bu aynı şekilde arkadaşlar DBE üçgeninin alanına eşitmiş. O da 1 bölü 2 çarpı 3 çarpı 6 artı x çarpı sinüs alfa dedik.
Tara tarafa böldüğümüzde arkadaşlar, bunların birbirine eşit olduğunu biliyorum ben çünkü. Buradan bir gelecek. Bunlar birbirini götürecek. Sinüs alfa ve şunu da götürelim çünkü sadeleştirelim. 2 kaldı. 6 artı x'in ben ona eşit olduğunu ve buradan da x'in 4 olduğunu rahat bir şekilde söylerim. Şimdi geldiğim sinüsün alanla alakalı teoremlerinde arkadaşlar farklı bir şekilde yardım olabileceğimiz, geometriyle yardım olabileceğimiz bir formülümüz var. Adı Heron formülü arkadaşlar. Üç kenarı belli olunca. U dediğimiz şey çemberin, pardon, U dediğimiz şey üçgenin çevresinin yarısı arkadaşlar. Bunun üzerine zaten formülü geometride biliyorum. Benzer bir şekilde alanla alakalı, kenarlarla alakalı arkadaşlar. Yine geometriden aldığımız başka bir örnek. Yani bu tabii ki bunlar bize hani trigonometride alan verilmezse arkadaşlar alanı biliyorum. Alanı biliyorsam alandan arkadaşlar açının bulunması veya kenarların bulunması anlamında bize yardımcı olabilecek güzel formüller. Hemen buna bakalım. Zaten bu direkt belli zaten. Üç kenarı belliyse, kenarları belliyse arkadaşlar dikkat edin. Zaten neyi soruyor? Bize alanını soruyor. Yani Heron formülünü kullanacağım. Bariz bir şekilde net belli. Dikkat edin. U'yu bulalım. Toplayıp getirip 2'ye böleceğim. 4 artı 5 artı 7 bölü 2'den kaç gelecek? 9, 16, 8 gelecek arkadaşlar. O halde alanımız alan eşittir dediğim kök içerisinde U yani 8 çarpı 8'den 4'ü çıkardım 4 kaldı 5'i çıkardım 3 kaldı 7'yi çıkardım 1 kaldı. Buradan da arkadaşlar alanımız 4 kök 6 olarak karşımıza gelecek. Ya zaten bu formülde pardon bu soruda arkadaşlar dikkat edin çevrel çemberle alakalı olarak görebilirim oradan ben. Şimdi neydi olay? Dikkat edin arkadaşlar bakın bize zaten alanını soruyor. Alanını soruyorsa alan dediğimiz şey arkadaşlar dikkat et alan eşittir formül üzerinden kenarlar 4 çarpı 6 çarpı 8 bölü 4 çarpı 16 bölü kök 15 diyebileceğim ben de buna. 4'ler gitsin aynı şekilde 16 da bununla giderse burada 3 kalır o halde alanımız 3 kök 15 olarak çıkar arkadaşlar. Evet. Geriye zaten iki tane konumuz kaldı arkadaşlar. Birisi toplam fark dediğimiz konu arkadaşlar ve yarım açı. Bir de trigonometrik denklemler. İnşallah onu da diğer arkadaşlar videolarda birlikte beraber bir şekilde anlatmaya çalışacağız arkadaşlar. Hepinize çok kolay gelsin. Allah yardımcınız olsun. İyi günler, kolay gelsin.